Kudüs'te Osmanlı dönemine ait en gösterişli mimari eserler, hiç kuşkusuz eski kenti kuşatan surlar ve bunların üzerindeki kapılardır. Eski kenti çevreleyen surlarda 7 kapı mevcuttur. Kudüs'ü çevreleyen 4 kilometre uzunluğundaki surlarda bulunan kapılardan biri Şam kapısıdır. Damaskus kapısı olarak da bilinir. 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından onartılmıştır. Kapının hemen dışından geçen Doğu Kudüs'ün ana caddesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşır. Her gün bu kapıdan binlerce insan geçmektedir. Bir diğer kapı, Altın Kapısı'dır. Diğer ismiyle Golden Gate. Bu kapı en eski devirlerde bile şehrin doğuya bakan kapısı olmuştur. Hazreti İsa'nın bu kapıyı kullanarak mabede girip çıktığı rivayet edilir. Hazreti İsa ikinci kez yeryüzüne geldiğinde yine bu kapıdan şehre gireceğine inanıldığından Müslümanlar kapıyı bu mübarek şahıs gelene kadar mühürlü tutmak üzere örerek kapatmışlardır. Şehir içinde bir şehir olan Ermeni mahallesinin devamında Siyon kapısının yanından geçilir. Ayrıca doğuya açılan Arslanlı Kapı, kuzeye açılan Herod Kapısı ve batıya açılan Yafa Kapısı düzgün kesme taş işçiliğiyle dikkatleri çekmektedir. Yafa Kapısı ile Şam Kapısı arasında 1887 yılında Dabel Celid adında bir kapı daha açılmıştır. Farklı dinleri temsil eden tüm bu kutsal mekanlar ve tarihi eserlerin Kudüs'te bir arada olması bizlere önemli bir gerçeği göstermektedir. Kudüs'te çok uzun yıllar boyunca Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tüm mezhepleriyle birlikte kendi inançları doğrultusunda diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirerek yaşamışlardır. Bu huzurlu ortam devlet yönetiminde nizam, adalet, barış, refah ve hoşgörüyü temel alan Müslüman yöneticiler döneminde olmuştur.